İslamiyet öncesi Türk edebiyatının iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için öncelikle Türk toplumundaki dini törenlerin iyi bilinmesi gerekir. Tüm dünya milletlerinde olduğu gibi Türk edebiyatında da ilk edebiyat ürünlerinin sözlü ve şiir türüyle verildiğini söyleyebiliriz. İlk edebiyat ürünleri şiir olarak ortaya çıkmıştır. Ve yine hemen hemen tüm milletlerde olduğu gibi edebiyat ile dini törenler arasında sıkı bir bağ vardır. Dini törenler sırasında müzik ve dansla beraber yani iç içe doğmuş ve gelişmiş bir türdür edebiyat. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı açısından da düşündüğümüzde şiirden bahsediyoruz. İslamiyet öncesinde şaman, kam, baksı, oyun, ozan adı verilen kişilerce, sığır yuğu şölen adı verilen dini törenlerde sav, sagu, koşuk ve destan türlerinde nazım şekillerinde şiirler söyleniyordu. Şaman, kam, baksı, ozan, oyun adı verilen bu özel yetenekli kişilerin sadece görevi şiir söylemek değildi. Türk toplumu içerisinde bu kişilerin hekimlik, büyücülük, din adamlığı, liderlik, hatta savaşçılık yönleri vardı. Türk toplumunda saygın bir yere sahiptiler. Şimdi isterseniz şaman olarak biz özetleyelim. Şaman olarak adlandırdığımız bu kişilerin birçok vasfı olan, birçok sıfatı olan, özelliği olan bu kişilerin hangi dini törenlerde hangi rolü üstlendiklerini ve bu dini törenlerin içeriğinin ne olduğunu ifade edelim. Öncelikle sığır töreninden bahsedelim. Türkler her yılın belli aylarında avlanmaya çıkarlardı. Avcılık Türkler için savaşçı kimliğe sahip olan o dönemdeki Türkler için önemli bir role sahipti. Çünkü erkeklerin diri, dinç kalmalarını sağlayan, savaş taktiklerini geliştirmelerini sağlayan bir tören ve ritüeldi bu av törenleri. Erkekler sürek avına çıkar ve bunu da bir dini tören havasında yaparlardı. Şamanlar bu törenler sırasında avın kutlu olması ve bereketli geçmesi için kopuz eşliğinde şiirler söylerlerdi. Doğaçlama olarak, sözlü olarak ve dikkat edin kopuz adı verilen bir müzik aleti eşliğinde. Ava katılanları yüreklendirir ve kutsarlardı. Bir diğer dini tören İslamiyet öncesindeki şölendir. Yılda bir kez sığır törenlerinden sonra yapılırdı bu şölen adı verilen tören. Büyük şenlik olarak da nitelendirilebilir. Avlanan hayvanlar kesilir, pişirilir ve toplu halde ziyafet verilirdi. Boyların reisleri, beyler ve halk bir arada yiyip içip eğlenirdi. Yani burada herhangi bir sınıf sisteminin olmadığını belirtmek isterim. İslamiyet öncesi Türk toplumunda Hakan'ın en önemli görevi açları doyurmak, çıplakları giydirmektir. Şölenler, yılda bir kez gerçekleştirilen şölenler bunun için iyi bir fırsattır. İslamiyet öncesinde gerçekleştirilen bir diğer tören, Yu adı verilen bir törendir. Türklerin dini inançlarına göre yaptıkları yas törenidir diyebiliriz bu törenler için. Bir hakanın, bir kahramanın, toplumda sevilip sayılan bir kimsenin ölümü üzerine düzenlenir. Ölen kişi önce bir çadıra konur. Biliyorsunuz yerleşik bir hayat olmadığı için çadırlarda zaten ikamet ediliyordu. Göçebe bir toplumdan bahsediyoruz. Ölen kişi de önce bir çadıra konur. Çadırın etrafında kurbanlar kesilir. Sonra da yüksek bir yere kazılan mezarına konur. Bu mezar süslenir. Bunların başına balbal adı verilen mezar taşları dikilirdi. Şamanlar, şölen adı verilen dini törenlerde insanların gönlüne, ruhuna hoş gelecek şiirler söylerken, Yu adı verilen dini törenlerde yani bir ölünün ardından gerçekleştirilen yas töreninde ise o ölen kişiyi öven, ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren şiirler söylerlerdi. Yine kopuz adı verilen müzik aleti eşliğinde ve duaçlama olarak.